Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Gene bekledim. Tabii mutsuz iken değil, böyle çok mutlu iken. Ah Pedimu, çok mutlu olun, çok. Teşekkürler Eleni. Her şey için teşekkür ederiz. Sağ olun. Yassas. Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Su döktü. Çok candan bir kadınmış. Çok. Çok tatlı. Ayrı ayrı gideceğiz sanırım. Ben arabamı aldırtırım. Vakit. Arabama hoş geldiniz Hakim Hanım. Buyurun. Ne diyorsun talime? 15 dakika içinde cinayet işlenebilir miymiş? Bir talime göre davayı değerlendiremem avukat ben. Peki haklısın. Talimi unut. Yasin komiserin ilk bulduğu ifade üzerine konuşalım. Konuşalım. Biliyorum sıkıldım biraz. Yani yol boyunca aynı tasavvurları dinlemek elbette sıkıcı. Aklımdan geçeni söylemeden edemiyorum Feride. Evet, ilk yolculuğumuz çok romantik. Anlamadım ne dedin? Yok bir şey. Acaba diyorum, Serra'nın kapının önünden uzaklaşmasını bilhassa mı beklediler? Ya da belki de bilhassa uzaklaştırdılar Serra'yı. Ne yani, Serra'nın suç ortağı olduğunu düşünüyorsun? Evet. İçimden bir ses öyle diyor. İçinden gelen ses mi yoksa iç işlerindeki tecrübeleri mi? Salih burada ikimiz baş başayız. Görevinden bahsetmemin sakıncası yok bence. Ha, tamam canım. Yani Serra da mı bu işin içinde diyorsun? Mesleki fikrini merak ediyorum. Fikrimi beyan ettim ya Feride. Daha neyini üsteliyorsun? Allah Allah, üstelerim tabii. Sen benim yıllardır tanıdığım bir insanı suç ortağı olmakla suçluyorsun. Aynı zamanda benim hayatımda çok sevdiğim biri öldürüldü. Ya ne mahrem göremiş bu? Dokunsam azar işitiyorum. Tamam. Tamam haklısın. Sakinleşin. Sakinim ben zaten. Allah'ım ya. Salih bir şey soracağım. Tabii ki. Dinliyorum. Nazif Karay'la Süleyman abinin davası var ya. Hani Nazif Karan'ın seneler önce işlediği ilk cinayet. Evet. Sence bu kadar sene birbirlerini görmüşler midir? Hani Nazif Kara o gün mahkemede anlattı ya. Ben ailemi seviyorum, torunlarımla birlikte olmak istiyorum diye. Yani bilmiyorum ama hiç intikam alacak birine benzemiyor. Ya da yıllarca kin güdecek. Bence de. Nazif Kara yuvasına bağlı iyi bir aile babası gibi görünüyor. Sanık Trabzon'u terk ettikten sonra bence rahmetli savcıyla asla görüşmedi. Ben Nazif Bey'in beyanatına inandım. Ben senin kadar emin olamıyorum ama işte. Sonuçta tanışıklıklarını sakladılar mahkemeden. Daha sonrası hakkında da bir bilgi saklıyor olabilirler. Evet belki intikam almak istememiş olabilir. Ama başka bir sorun olmuş olabilir aralarında. Ben bunu araştırmaya değer görüyorum açıkçası. Neden buradan gidiyoruz? Evine bırakacağım seni. Ha yok. Sayende dosyanın hissiyatına girdim. Bugün de boş geçmesin. Çalışalım. Peki. Adliye mi gidiyoruz? Hı hı. Ne gerek vardı bunu almaya? Akşam bırakırdım ben seni eve. Salih Bey, ben eve gönderirim.
Hakkımızda kimse konuşsun istemiyorum. Feride, biz daha önce de adliyeye beraber girdik çıktık. Şimdi neden bu hassasiyetin anlayamadım. Ya bilmem. Sanki bizim bildiğimizi herkes biliyor gibi geliyor. Biz ne biliyoruz? Aa. Şey olduğumuzu. Öyle değil miyiz? Ben yine mi yanlış anladım? Ne anladıysan hepsi doğru Feride. İstersen çıkıp dağ taşı ayıklayalım. Sakın. Senin görevin bitsin. Ondan sonra. Evet. Görevin bitene kadar. Hakime Hanım. Ne oldu Bahar? Asıl size ne oldu Hakime Hanım? En son bıraktığımda tatile gidiyordunuz. Gittim geldim Bahar. Salih Bey de sağ olsunlar biz kapıda karşılaştık. Bavulları taşımama yardım ediyor. Sen ne diyecektin? Yasin komiser geldi de bir evrak bıraktı. Yeni bir delil miymiş neymiş? Ha, hemen odama getir lütfen. Tamam. Gidip getirmişsin Hakime Hanım'a. Yok canım, ne getirmişsin? Hadi. Hadi işine bak sen. Yakışıyorsunuz ama. Ve Serra ile ilgili bunlar. Ne yazıyor? Serra'nın kocasıyla görüşülmüş. Adam hapse girmesinin tamamıyla bir komplo olduğunu söylüyor. Adliyedeki çevresini kullanıp her şeyi Serra'nın yaptığını ima ediyor. Kocasından kurtulmaya mı çalışıyordu yani? Adam suçüstü yakalanmış. Aynen Nazif Kara gibi. Hızlı bir tespit. Yetersiz ayrıyeten. Tamam Hakim Hanım. Diyelim ki varsayın. Ama bir dinleyin lütfen. Tamam dinliyorum, kulağım sizde. Serra kocasına böyle bir tezgah kurduysa... bu cinayet vakasında da tecrübelerinden yararlanmıştır. Tabii tek başına yapamaz. Yardım aldığı muhakkak. Serra... yaveri mi tanıyordu o zaman? Ne düşünüyorsun? Hiç tanımadığım insanlar hakkında ben yanılmazken en yakınımdaki insanlar beni şaşırtıyor Salih. Bir de ben insan sarrafı olduğumu sanırdım. Sen şimdi Serra'yı bana sorsan ben çalışkan, dürüst, işinde gücünde bir anne derim. Yani derdim. Ama şimdi baksana kocası bile onu suçluyor. Feride bir düşün. Eğer adam doğru söylüyorsa, yani Serra kocasının üzerine suç çıkacak kadar bu işi tezgahladıysa... O vakit Serra Nazif Kara dosyasının içinde diyeceksin. Gene kızacaksın ama söylemezsen ben kendime kızacağım. Yok. Bu sefer sana hak veriyorum. Bence artık Serra için şaibeli bir durum söz konusu. Ben bunu göz ardı edemem. Serra'yı artık şüpheli sıfatıyla dinlememiz gerek. Sonunda. Buyurun Hakime Hanım. Bahar'cığım, Turgut Bey'e söyler misin bana bir uğrasın? Turgut Bey bugün izinli. Yok kendileri. Aa. Ben şu ana kadar Turgut'un bir kez bile izin aldığını görmedim. Allah Allah. O zaman sen Nazif Kara dosyasını Serra Aşık için yakalama kararını hazırla. Hemen getir bana imzalat. Ondan sonra da elden emniyet müdürlüğüne götürürüz. Tamam.
Salih. Nereye? Eve. Gidebilir demişsiniz Ümit Bey. Ne bileyim, uğrarsın diye düşünmüştüm. Ben de bilemedim. Yani tedirginim. Sen öyle deyince ben de yanlış bir şey yapmak istemedim. Alışık değilim ben böyle şeylere, böyle. Ben de değilim. Salih, hani biz dargın olduğumuz zaman adliyenin arşivine gidecektik ya. Süleyman abi kimseden şikayetçi olmuş mu başka ya da tehdit eden olmuş mu diye bakmaya. Evet. İşte istettiğim dosyalar geldi. Ne bekliyoruz? Hadi gidip okuyalım. Sizinle okuyacağım kim söyledi? Feride Hanım. Öyle bedavadan olmaz. Bizim yerimize beni bir çay içmeye götürürsen düşünebilirim. Hay hay. Memnuniyetle. Buyurun. Ay. Ben bavulumu yukarıda unuttum. Anlaşıldı. Stajyeriz diye siz bana daha çok yükleneceksiniz. Sabah akşam bavul taşın. Eve zahmet dışında kimseden tehdit almamış. Evet. Ben de şaşırdım. O kadar insan canını yakmış ama hiç başka kimse tehdit etmemiş onu. Belki tehdit etmediler belki ama bu suikasti planladılar. Süleyman Bey'i ortadan kaldırdılar. Sen kabadayı aileminden birinin Süleyman abiyi öldürdüğüne emin misin? Ya bu cinayetten en çok onların menfaati var. Ya neticede kimse durup dururken birbirini öldürmez. En azından ben öyle inanıyorum. Ben emin değilim. Bir tane daha ister misin? Okuyacak dosya kalmadı. Geç de oldu. Kalksak artık. Bir tane daha. Peki. Kemalettin. Bize iki çay daha. Bu bakışı hiç beğenmedim. Bunun arkasından kesin zor bir soru gelecek. Salih. Hani iki kız, bir erkek kardeşim var demiştin ya. Doğru muydu? Sormayayım diyorum ama merakıma yeniliyorum. Yani bütün o anlattıkların, ailen hakkında olanlar. Hepsi doğru muydu? Harfi harfine doğru. Hepsi. Bir şey daha soracağım. Söz bir daha açmayacağım bu konuyu. Sen anlatana kadar bekleyeceğim. Adının baş harfi ne? Hepsini sormuyorum. Baş harfini soruyorum sadece. Lütfen. Feride. Sana söz veriyorum. Çok yakında bütün bu suallerinin cevabını alacaksın. Bizzat ben anlatacağım sana. Seni ailemle de tanıştıracağım. Belki bu aramızda çok büyük yaralar açacak. Ama yapacağım. Salih. Sen böyle konuşunca ben çok korkuyorum ama.
Sanki bir sabah uyanacağım ve sen yok olacakmışsın gibi hissediyorum. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Vedat, babamın çalışanı ben çağırdım. Beni eve o bırakacak. Niye böyle bir şey yaptın? Ben bırakırdım. Dün gece de benim yüzümden eve gitmedin. Ailem merak etmese şimdi. Bir daha bana sormadan böyle bir şey yapma. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben bavulunuzu getireyim Feride Hanım. Ne olacak bu stajyerin kaderi? Buyurun. O vakit iyi geceler. Feride Hanım. İyi geceler Salih Bey. İyi akşamlar Ayten abla. İyi akşamlar Orhan. Biraz konuşalım mı? Tabii tabii gel. Kim geldi abla? Yalnız konuşalım. İstersen biraz dışarı çıkalım. Tamam olur. Dur o zaman üstüme bir şey alayım. Vallahi ben de anlamadım ki ne yapıyor ne ediyor. Kime sorsam bir cevap da alamadım. Peşine düşmeyi bıraktım ben de. Ama tabii olan bana oldu. Babam içeri girince mi koptunuz? Bak Orhan. Aslında anlatmayacaktım. Ama madem bilmek istiyorsun, bil o zaman. Ama bir şey rica edeceğim. Ne olur benden bildiğini kimseye deme, olur mu? Ne yapsam kabahat oluyor zaten. Mahir'le yine ters düşmeyeyim. Yüzüme bile bakmıyor çünkü. Söz. Söz abla. Anlat sen. Mahir. Mahir babanın davasına bakan hakime ile aşk yaşıyor. Ne yani? Babamı kurtarma planı bu mu? Bilmem. Kadını kullanıyor mu? Keşke öyle olsa Orhan. O zaman biter belki bir gün. Bilmiyorum. Belki ilk başta öyle çıktı yola. Ama şimdi basbayağı aşıklar birbirlerine. Ben Mahir'i tanımaz mıyım Orhan? Sırf onun yüzünden ortada bıraktı beni. Laf bile ettirmiyor. Affedersin ama bu Hakime Hanım nasıl kabul ediyor bunu? Neticede abim davasına baktığı sanığın oğlu. Belki de kıracak kalemi. O da onun şeref anlayışı. Sağdan gir. Mahalleye kolaçan edelim bakalım. Mahir Efendi'nin evinin önünden geçelim. Dur lan dur. Ben bir Erdal abiye gideyim bakalım. Kusura bakma abla. Senin de yaranı kanattım yine. Kokusu var üstünde. Mahir gibi. Ablam. Yenge. Sıkma ama sen canını. Sen abimden daha iyilerine layıksın. Ne daha iyisi ne daha kötüsü Orhan.
Ben onu istiyordum. Neyse ben gideyim artık. Murten merak eder. Takip etsene şunu sen. Sırık. Kimsin lan sen? Hasta mısın lan? Oğlum, soruya cevap ver. Adamı deli etme. Kimsin sen? İki gündür Aytan Hanım'ın yanında kuyruk gibi dolaşıyorsun. Senin münasebetin ne Aytan Hanım'la? Ablam sayılır lan o benim. Buradan hiç öyle görünmüyor ama kızın mıncıklamadık yerini bırakmadın. Doğru konuş lan. Gevşek ağız. Dellendirme lan beni. Şimdi öt bakalım. Kimsin lan sen benden hesap soruyorsun? Ha? Kimsin? İndir lan onu, indir. Sıkarım kafana. Sık lan. Sıksanıza lan. Söylesene köpeklerine sıksınlar. Bakalım tetiği önce kim çekiyor? Söylesene lan köpeklerine. Orhan. Ne oluyor Necdet? İndir lan silahları. Karışma abi, oyun oynuyoruz. Başlarım lan. Sen benim mahallemde benim kardeşimi nasıl silah çekersin lan? Gırtlağına sokayım mı? Sokun lan onları. Mahallemde. Kusura bakma Mahir kardeş. Orhan'ın senin kardeşin olduğunu bilemedik. Şimdi bildin işte. Ailemden, mahallemden uzak dur. Anladın mı? Yürüyün lan! Yürüyün! Silah alayım Orhan kardeş. İki dakika sakin durmayacak mısın Orhan? Dün bir, bugün iki. Senden mi öğreneceğim nasıl duracağımı? Orhan. Yapma. Bu adamlardan da beladan da uzak dur. Baş üstüne çavuş. Görürsem söylerim. Hepten bitti usta. Kahverengi var sade. Ona da zaten talep az. Erkekte 46-47 kaldı. Malum onlar da az gidiyor. Yani desen ki usta mal var mı? Cık, derim ki yok. Anladım Azmi, anladım. Anlaşıldı. Bu gece sabahçıyız. Öyle görünüyor usta. Ama iki koldan yaparız ha. Ben sen yokken bayağı bir denedim. Aferin Azmi. Vallahi aferin. Lan biz yokken kendi dükkanın gibi sahip çıktın ya buraya. Aynı sizin bana sahip çıktığınız gibi usta. Al bakalım, devam et. Azmi.
Her şey güzel de buraları bir toparlayalım be kardeşim. Toparlarız işte. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba abi. Hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Azmi, bize iki sayede yapsana. Tabii ustam. Hemen. Seni bir kunduracı olarak görmemiştim. O da oldu, tam oldu. Vallahi asıl halim, özüm budur. Eyvallah. Hayırdır? Gece gece kunduran vurmadı herhalde. Senin şu Serra aşık. Abla kuş olup uçmaya karar vermiş. Nereye? Haber geldi. Sabah 9'da Paris yolcusu. İstediğin kadar itiraz et kızım. Söylerim babana, adamını gönderir Bolu'ya, dakikasında öğreniriz. Anne, inanmıyorum ben sana. Hiç yoktur senin böyle huyların, ne oluyorsun? Endişe ettiğimden olmaz. Senin de babamın da endişe etmesine gerek yok. Ben kendime mukayyet olurum. Salih abi. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Yoksa ustat olmadı mı? Melih, seni bana Allah gönderdi. Feride ile acil konuşmam gerek. İçeri girsene. Niye bu soğukta bekliyorsun? Ha. Ya bir şey olmaz, bizimkiler açık görüşlüdür. Ya olmadı, benim arkadaşım derim. Yok, sağ ol. Konuşacaklarım işle ilgili zaten. O yüzden bu saatte kalktım geldim. Ama kapıyı çalıp sizinkileri de rahatsız etmek istemiyorum. Feride'ye burada olduğumu söyler misin? Tamam, ben söylerim. Sağ ol. Evet anne, yanımda biri vardı. Hem de çok değer verdiğim biri. Oldu mu, rahatladın mı? O hastanedeki avukat değil mi? O musibet adam. Ay Feride, pat diye düşüp öleceğim şimdi. Açık fikirliyiz dedik. Her konuda desteğiz dedik ama bir yere kadar. Baban duyarsa ne derim ben? Nasıl açıklarım ona bu durumları? Bu kızı ne biçim yetiştirdin demez mi bana? Anne, ben sana cevap vermeyeceğim. Ya bana güvenir, ben anlatana kadar beni beklersin. Ya da ben bir susarım, bir daha bu konu hakkında hiçbir şey öğrenemezsin benden. Abla, müsait misin? Gayet müsaitim Melih. Feride! Anne lütfen. Bence birbirimizi daha fazla kırmayalım artık. Söz verdin, anlatacaksın. Sonra, zamanı gelince. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oldu ablacığım, sen niye çağırdın beni? Ben çağırmadım. Seninki aşağıda. Aa, niye gelmiş ki bu saatte? Bir şey söyleyecekmiş. Salih, hayırdır, bir şey mi oldu? Serra, yeniden Paris'e gidiyor. Yarın için uçak bileti almış. Yasin komiser geldi, haber verdi. Kaçıyor mu yani? Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Duruşmaya çağıracağını duydu galiba. Polise yakalama emri var nasılsa. Bu bilgileri de veririz polise. Havaalanından alırlar. Bence işimizi şansa bırakmayalım. Elimizden kaçmasın. Biz de gidelim havaalanına. Saati belli nasılsa. Feride. Kaçarsa bir daha bulamayız Serra'yı. Tamam, gidelim. Polisle birlikte bizzat orada olalım. Sabah gelir alırım seni.
Benim anlatacaklarım bunlardı. Şimdi sen anlat bakalım hanımefendi. Ne oldu? Ne oldu? Sakın inkar etme. Daha ilk gördüğüm an belliydi. Biri ya da bir şey senin canını sıkmış. Yürüyelim mi biraz? Ama sadece yürüyelim. Çok zormuş Salih. İnsanın kendini açıklayamaması çok zormuş. Seni ilk kez anladım. Sessizliğe susadım. Günaydın. Günaydın. Hadi hemen gidelim. Bizimkilere yakalanırsam bir sürü sorgu suali tutulurum. Dün canı sıkan bu muydu? Sen de başlama Salih. Tamam. Sen ne zaman anlatırsan ben de o zaman dinlerim. Polis tedbir almıştır, merak etme, yetişeceğiz. İnşallah. Her işi sen böyle sahiplenir misin? Onu da nereden çıkarttın? Çok heyecanlısın. Yok, sana öyle geldi sandım canım. Salih, her halinden belli. Sanki biz Serra'yı kaçırsak sen bir şey kaybedecekmişsin gibi. Tamam, mübalağa ettim, farkındayım. Ama mesleğini böyle sahipleniyor olman çok hoşuma gidiyor, bilesin. Kahretsin. Salih, bak uçak da kalktı. Belli ki gelmeyecek. Haber mi aldı acaba? Neden vazgeçtim? Niye gelmedi? Bilmiyorum. Lakin bir de şöyle düşün. Demek ki hala burada. Hem yakalama emri de var. Saklanamaz artık. Biz eninde sonunda yakalayacağız bu kadını. Sen merak etme. Kaçma ihtimaline karşın ben şimdi yurt dışına çıkış yasağı da getireceğim. Ümit ediyorum haklısındır Feride. Çünkü bana sorarsan uçaktan vazgeçti. Belki tren, gemi ya da ne bileyim onun gibi bir şeyle kaçtı gitti. Hadi adliyeye gidelim. Belki bir iz buluruz. Yasin komiseri de çağırttırırım. Artık burada olmamızın manası yok ki. Ben bir başsavcıya uğrayacağım. Yerini mi arıyorsunuz? Evet. Ben burada çalışıyorum. Buyurun yardımcı olayım. Feride Şadoğlu'nu arıyorum. Tabii olur. Kim görüşmek istiyordu? İsminizi bağışlayın. Orhan Kara. Davasına baktığı Nazif Kara'nın oğluyum. Öyle mi? Siz kaleme geçin. Feride Hanım başsavcının yanında. Böyle buyurun.
Kalemde Salih Bey var. O sizinle ilgilenir. Ben de Feride Hanım'a geldiğinizi söylerim. Eğer müsaitse, arzu ederse görüşür. Salih Bey. Nazif Karan'ın oğlu gelmiş. Biraz kalemde beklesin. Ben Feride Hanım'a haber vereceğim. Önce şunu bir evraka bırakayım da.